Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bakara Suresi 183. ayet. Estaizu billahi mineşşeytanirracim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ey iman keltirgan kişiler, sizlerden aldığınız kişilerge farz kılınganidek, yazılganidek, sizlerge hem ruza tutmaklık farz kılındı, yazıldı. Şayet ki takva kılsalaringiz. Suyutiyat yaptılar ki ya eyyühellezine amanu kutibe furidda aleykumus siyam. Ey iman kiltirgen kişiler, yazıldı yani farz kılındısılarına roza tutmak. Kema kutibe alellezine min qablikum minel umami, sizlerden aldığınız ümmetlerine farz kılındık. Leallekum tettequn, şayet ki takva kılsalarınız el maasiye günahlardan. فَإِنَّهُ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ الَّتِي هِيَ مَبْدَوْهَا. Çünkü roza günahlarının başlanışlığı bugün şehvetini sindiradı. Roza tutuşlukla şimdi yıkılıpçılar günahlardan saklanasılar diyaptılar Suyuti. Mene yine Allah subhanehu ve teala iman egeleri bugün kullarına hitap kılıyaptı. Allah'ın nihayet tekette nimeti. Rabbul alemin arşki ali bu gazat, yeryüzde yürüyen günahkar, aciz kullarıya hitap kılıyordu. Ey iman keltirgenlerdi. Ve ruzanın farz kılıngendiğini elan kılıyordu. Ruza sizlerge farz kılındı. Kütüben hikmet edilindi yukarıda, levhul mahfuzge yazılıngendi. Ruza, nihayette muhim amel bu genlik için, yani Allah Teala onu farz kıldı. Ve farz kıyandıyam kanin hitap kılıp, ey iman keltirgenler, sizlerge farz kılındı roza diyordu. Elbette Allah Teala hitap kıyandı, kul uzunin Rabbisi yenime dişlik gerek, lebbeyke Allahümme dişlik gerek. Ey Allahüm lebbeyk ve sa'deyk demesi lazım. Her kendi buyruğunge teyyermen, iki maddeden teyyermen dişlik gerek. Lebbeyke digeni, iki maddeden teyyermen digeni. Ve siz lebbek digenizden ki Allah ayeti yaptı ki ruza farz kılındı sizlerge. Yukarıda Allah subhanehu ve teala yaşlikini nimeligine aytıp velakinnel birra men amene billahi deyip icmali ayeti oldu. Yaşlik meneşülerdi. Şimdi tafsili kılıp ayeti yaptı bir de. Bu ayetinin yukarıdaki ayetlerle alakası şundik. Yani bitti bitti en muhim böyle meselelerde zikir kılı yaptı. Kısas da etti, vasiyet da etti, yani ruza ne etti. Siyamun, biz ruza deyimiz, ruza aslında Farsça kelime. Özbekçesige siyam yani timak diyene, uzunu timak. Arapçada hem savmun kelimesini tarifige karasiz, bütün kitaplarda as-savmu huvel imsaku. Ruza yani as-savm, o timaktır dedi. Anil ekli ve şurbi vel cima'i. Yemaktan, içmaktan ve cima kılmaktan. Şu üçte narsadan uzunu tiyedi. Finne her kündüzü, ma'an niyeti, niyetle birgelikte. Minel fecri ilel mağrib. Fecirden başlayıp şam geçe. Bana şu ibadet, Farsçasıyla roza devlet aladı. Bana şu roza farz kılındı. Ve roza bilesiler, İslam'ın beş rükünlerden bittesidir. İslam'ın esası rükünlerden, üstünlerden bittesi roza. Bunu farzligine delili, bana rükünligine delili, bana şu ayettir. Sizlerden aldığınız ümmetlerge farz kılınken edik. Bu Müslümanlar etmesin ki, nimege fakat kine biz roza tutuyap biz? Nimege başkalar roza tutmaydı biz gökşer? Demesin. Bizlerden aldıngilerge hem roza farz kılınıyordu. Lekin ular terk kıldı.
Tarkılışı bedbaht buluştu. Allah'ın lanetine kaldı. Şimdi bu Müslümanlar içi deyem kimi ki bedbaht buluştu haklese, mel'un buluştu haklese, mel'unlar da yolunu tenleydi. Yahud nesraniler ve ötken bütün ümmetler Allah'ın hükümlerini tarkılışı mel'un buluştu. Kim mel'un buluştu haklese onlar geri geçsin. Lekin lanetten korksa, dünya ahirette saadetli, bahtli buluştu haklese, Allah da yolunu mahkem işlesin. Allah da hükümleri gemel kısın. Dinde büzmesin. Ötken ümmetleri gen farz kılın oldu. Karin. Sizlerden aldıngilerge farz kılın gendik. Sizler gen farz kılın dedi yaptı Allah Ta'ala. Peygamberimiz Aleyhisselam dediler ki Ramazan'ın rozası bütün ümmetlerge farz kılın gendik. Şimdi kemer diyende kef bana teşbih. Hoşçakçılık böyle yaptı. Onlarge farz kılın gendik diyende ulamalar dedi ki 3 xil ehtimol var. Birincisi, Ramazon oyida farz qilingandek farz qilindi. Ya'ni oyi zamoni bir xil, o'xshaydi bir-biriga. Ikkinchisi, hukmi farz bo'lgandek farz bo'ldi. Ya'ni o'tganlarga sunnat emas edi. O'tgan ummatlarga ham farz edi, sizlarga ham farz bo'ldi. O'tgan ummatlarga ham Ramazon dedi, sizlarga ham Ramazonda bo'ldi. Üçüncüsü, ötken ümmetlerine kendi roza farz bugün olsa, sizlerine şimdi roza farz buldu. Yani onların yemek, içmek ve cimada man kılın aradı. Aynı narsaydı. Demek hemen hepsi bir hıl buldu. Yani şu gepke hılap bugün bazı kavullar var. Tafsirlerde kiledi. Ötken ümmetlerine Ramazan farz mesiydi. Ya ki onlar ayda üç gün roza tüşlüğü farz idi halas. Ya ki onlar da rozaları başka şeydi. Digen gepler hepsi zayıf. Doğru hazır ki Yahud ve Nasraniler başkaça roza tutuyordu. Roza tutuş var onlarda. Savun degen ibadet var. Lekin büzülgen, büzülgen halette. Mesela Nasranilerde padişahı kesel buldu. Ki alımlar etti ki eğer şu padişahımız yaşlı olsa Ramazan bir aylık rozaya 10 gün koşarız dedi. Şükür anasaya. 10 gün koştu. Bütün ümmeti mecbur kıldı. Padişah hazretleri yaşlı bulgeni için hem aleyhissini şükür anasaya 10 gün ziyade roza tutasılar dedi. Şimdi yakalım ki yenge padişah keserime gendiler ki yani bu padişahını aldığın gibi padişahdan ne kemçeli gibi ağır. Ne meslek kemdi, bir yem keserime gendiler, onun için hem koşup koştu. Şimdi yakalım 50 gün ya, ya ki bir aya çıkardı. Ziyade kılıçtı. Kim köpeyip getirdiler ki geplerden hem kayıtkisi kemedi. Açtı ki bu Ramazan aylanı biriydi ki bu. Bu aylanı virüsleri gibi biz kıynel yapıyoruz. Kışta mesela soğukta doğru geli yaptı. Yazı sıkı doğru kip kalı yaptı, çerçep kalı yaptız, çankap kalı yaptız. Şunun için biz beraber yani köp tutu yaptız ki Allah da etken eden köre. Şunun için bir erkeledik de baharge koyduk. Bahar yaşlı bir mevsim, orta şey, günler ya mücelek üzülmez. Ve salkın, çankam imizem, çerçem imizem, kıynem imizem. Bana şunu da yıkılıp biz var işte. Şunun için İslam'da Ramazan'ın başından ahırdan koşulik haram kılınken. Bir gün koşsuzam caiz mez. Eğer bir gün koşsuz, şümlen Yahud ve Nasrani'nin kılığı başlanadı. Koşulup koşulup, der o iki ayı çıkarılır da, ki amel kim yıkılırdı. Bunlar fakat yine mausumunu özgertirişmedi. Bahar'a koştuğu da etti ki, zaten biz iki ay roca su yapıyoruz ki, Allah'ta etken iki beraber kıl yapıyoruz. Şunun için, tabi nesalarda yesek bulurad. Mesela meyve çeve yesek, su içsek buluradı. Otta pişken nesalar bulmasın. Belki canzatlardan pişirilgen nesalar bulmasın. Göç yemeyimiz, yağ yemeyimiz, tuhum yemeyimiz deyişti. Yahud nesalarda şunu ne roza tutardı? Hani onlar tarafından çıkarmayan. Onun diye rozaya sahip bu muydu ki? Ulan ozunu çıkarmayan nesalese genelme ki Allah'ta da sahip birsin. Allah'ta farzını büzüp, Allah'ta hükmünü büzüp, şeriatını özgertirip, özleri yenge kanun çıkar amel kılı yaptı, onge Allah'ta da sahip vermiyordu. Allah'ın laneti yakaldılar. Demek şimdi ümmet ehtiyat bulsun, İslam ahli ehtiyat bulsun ki Yahud Nasrani'nin halatıya çıkamasın. Rozaga mahkem bulsun. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شَايَتْ كِ سَخْلَنْسَلَرِنْجِزْ Bunun ikide tafsiri var. Biri hususi, roza tutuşluk bilen sizler günahlardan saklansalarınız. Deyisiz. Ya ki bu mesela siz roza tutuşluklarınız bilen
saqlansalaringiz butun narsalardan. Taqvo qilsalaringiz, qo'rqsalaringiz. Faqatgina gunoh emas, dunyoviy musibatlardan, qiyinchiliklardan ham, uxroviy qiyinchiliklardan ham saqlansalaringiz. Ikkala tafsir ham to'g'ri. Albatta, ikkinchi tafsir yaxshiki, ma'nosi keng bo'lib, birinchi tafsirni ham o'z ichiga oladi. Chunki roza tutgan odam taqvo qilyapti deganligi aniq, chunki Allohga bo'ysunyapti. Kimiki roza tutmasa fosiqdir. Rozani farzligini qabul qilib, tutmasa fosiq, munofiq. Hanafi ulamolar aytadiki, Ramazonda kimiki ko'chada bemalol yeb yursa, ham roza tutgan bu bemalol yeb yursa kofir bo'ladi. Chunki harom ish qilyapti. Ramazonda roza tutmasligi bilan harom qilyapti va haromini bemalol qilib yuribdi. Shuning uchun kofir bo'ladi deyishadi. Va to'g'ri aytishadi, Alloh rozi bo'lsin. Boshqa mazhabdagilar aytadiki, kofir bo'lmaydi-yu, qattiq gunohkor bo'ladi deydi. Va kimiki ro'zani farzligini inkor qilsa kofir bo'ladi. Kimiki ro'zani keyin tutasan, hozir tutma desa kofir bo'ladi. Sen fabrikada ishlayapsan yoki hukumatning ishlarida ishlayapsan. Pensiyaga chiqqandan keyin, 60 ga borgandan keyin tutaverasan desa kofir bo'ladi. Har bir balog'atga yetgan, sihat salomati yaxshi bo'lgan, safarda bo'lmagan, kasal bo'lmagan kishilarga roza farzdir. Kimiki ro'zani masxara qilsa kofir bo'ladi. Va roza zararli desa kofir bo'ladi. Chunki roza bizga zarar berishligi uchun emas, la'allakum tattaqun deyapti. Shoyatki saqlansalaringiz deyapti. Taqvo qilamiz. Allohning rizosini hosil qilamiz, savob bo'ladi. Va roza tutishlik bilan mana gunohlardan saqlanamiz. Chunki roza insonni tarbiya qiladi, shahvatini sindiradi. Va yomon axloqlardan saqlanamiz. Axloqimiz tuzaladi. Roza tutgandan keyin ochlarni o'ylaymiz. Ne'matlarning qadr qiymatini bilamiz. Va yana roza tutib saqlanamiz kasalliklardan. Roza inson uchun eng mukammal tibbiy davodir. Qarang, dunyoviy musibatlardan ham saqlanyapsiz. Roza tutsangiz, hatto shaytondan saqlanasiz. Qarang, payg'ambarimiz alayhissalom hadislarda junnatun deganlar. Roza qalqondir deganlar. Roza tutgan odamda qalqoni bor. Shayton sizga ochiqchasiga hujum qila olmaydi. Mana ro'zani fazilatlari hammasi keladi bu yerga. Demak, shuning uchun eng yaxshi tafsir shuki, ham dunyoviy, ham uxroviy butun yaxshiliklarni hosil qilib, butun yomonliklardan saqlanishlik. Ro'za shunday mukammal narsa. Kofirlarni qarang, musulmonlarni ahmoq qilishyapti, ro'zani inkor qilishadi, ro'za zulm deydi, u deydi, bu deydi, ammo o'zlari ochlik tadovisi deb qiliq chiqarishgan. Kasallarni ochlik bilan davolashyapti. Va aytishyaptiki, eng mukammal davolashlik ochlik davolashi deyapti. Ulardagini zulm desa bo'ladi. Ulardagi zulm. Chunki saharlik yo'q, iftor yo'q. Va yana savob yo'q, qaytanga gunohkor bo'lasiz. Ammo roza hammasi hikmat, hammasi barakat. Savob bo'lyapti. Qancha fazilatlari bor. Butun gunohlaringiz kechiriladi. Hadislarda keladiki, kimiki Alloh rizosi uchun roza tutsa, butun gunohlari kechiriladi, o'tgan gunohlari. Va yuqorida zikr qilingan fazilatlar hosil bo'ladi. Va ham shifo bo'ladi kasalliklarga. Siz bilmagan qanchadan-qancha kasalliklar ro'zani barakatidan yo'qolib ketadi. Qanchadan-qancha balo-qazolar daf bo'ladi shu ro'zani barakatidan. Qani la'allakum tattaqunni shuncha tafsirlari bor. 184. oyat. Ayyaman ma'dudatin. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Sanoqli kunlarda kimda kim ichlaringizdan kasal bo'lsa yoki safarda bo'lsa unda boshqa kunlardan sanoqli kunlar tutib beradi va qiynaladigan kishilarga miskinning taomi, ya'ni bir miskinning taomi, yemog'i fidyadir.
to'lovdir. Kimda kim yaxshilikni nafil qilsa, u o'zi uchun yaxshidir. Va roza tutishliklaringiz o'zlaringiz uchun yaxshidir, agar biladigan bo'lsalaringiz. Suyuti aytibdilar. Ayyaman nusiba bisiyami. Ayyaman bu siyam bilan mansub bo'ldi. Ya'ni kutiba alaykumus siyamu ayyaman. Ya'ni zarh bo'lib. Roza sizlarga farz qilindi kunlarda zarh bo'lyapti. Shuning uchun mansub. Aw yasumu muqaddaran. Yoki bo'lmasam roza tutadilar muqaddar holatda. Ya'ni belgilangan holatda ma'dudatin sanoqli kunlarda. Sanoqli ma'lum kunlarda roza tutadilar. Bu fe'lga muta'alliq bo'lishi ham mumkin. Ma'dudat sanoqli degani ay qala'il ozgina degani. Oz kunlar. Am muaqqatatin bi adadin ma'lum yoki ma'lum adad bilan soatlari belgilangan. İkide tafsir bo'lyapti. Sanoqli kunlar deganda oy e'tiboridan bir oyning ichidagi sanoqli kunlar xolos, ko'p emas. Ikkinchisi esa soatlari sanalgan kunlar degani. Bir kunda mukammal roza tutmaysiz-ku. Tong otgandan boshlab quyosh botgungacha, shomgacha tutasiz xolos. Qani sanoqli soatlarda. Va ya Ramazon. Va bu sanoqli kunlar Ramazon kunlaridir. Kama sayati yaqinda hozir kelyapti turganidek. Va qallalahu tasilan alal mukallafin. Endi Alloh taolo buni oz qilib ko'rsatyapti. Sanoqli kunlarda xolos deyapti. Mukallaflarga oson qilib. Qullar qiynalmasin, shayton vasvasa qilib ularga ko'p ko'rsatmasin deb Alloh taolo oz-ku deyapti. Fa man kana minkum hayna shuhudihi maridan aw ala safarin ay musafiran safaral qasri kimda kim sizlarning ichlaringizdan shu oyga shohid bo'lganda shu Ramazon oyida bor bo'lgan vaqtida kasal bo'lsa yoki safarda bo'lsa ya'ni qasr safari bilan musofir bo'lsa ya'ni namoz qasr bo'ladigan safar ya'ni safar qanday roza tutmasa bo'ladigan safar qanday deganda ixtiloflar bor. Shuni jumhur aytadiki namoz qasr bo'ladigan darajada safar qilsa roza tutmasa joiz deydi. Undan oz safar qiladigan bo'lsa ro'zani tark qilishligi joiz emas. Va ajhadahu as-somu fil halayni va shu ikki holatda ya'ni safardagi holatida va kasal holatida roza uni qiynab qo'ysa fa aftora keyin iftor qilsa roza tutmasa og'zini ochib yuborsa fa iddatun sanoqli kunlar fa alayhi iddatu ma aftora o'sha iftor qilgan kunlarning sanog'i unga lozim bo'ladi. Min ayyamin ukhar boshqa kunlardan. Yasumu habadalahu. O'sha tark qilgan ro'zasini o'rniga boshqa kunlarda so safari bitgandan keyin yoki kasalligi yaxshi bo'lgandan keyin tutib beradi. Va alallazina la yutiqunahu likibarin aw maradin la yurja buruhu va yoshi kattaligi yoki bo'lmasam tuzalishligi umid qilinmaydigan bir kasallik sababidan kuchi yetmaydiganlar. Qarang la yutiqun deganda la'ni muqaddar qilyapti. Oyatda la yo'q, lekin muqaddar qilyapti. Kuchi yetmaydiganlar deyapti. Shu insonlar fidiyatun bularning zimmasiga fidya berishlik lozim bo'ladi. Fidya ta'amu miskin. Bu fidya miskinning taomidir. Ay qodru ma ya'kuluhu fi yawmihi. Ya'ni bir miskin bir kunda yeydigan taomining miqdori. Bir miskinni bir kunda to'ydiradigan taom berishligingiz kerak. Ya'ni ikki mahal berasiz. Sizning taomingizdan boshqa taom ichlikka hojat qolmaydigan bo'lib. Va huwa muddun min g'olibi qutil baladi. Va u yana bir miskinga beriladigan taom nima? Muddur. Bir mud. O'sha shaharning ozuqasini ko'pidan. O'sha shahardagi insonlar odatda nima yeydi ko'pincha shundan berasiz. Nimaga bunday deyapti? Ba'zi diyorlarda asal payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonida eng hurmatli narsa bug'doy yoki arpa bo'lar edi. Yoki xurmo bo'lar edi. Bizning diyorlarda unday emas.
Bizi diyarlarda yani hurma, arpa, buğday taom hisoblanmaydi. Shuning uchun o'sha shaharning ozuqasini g'olibidan beradi deyapti. Bir mud, bilasizlar, muddun bir siqim degani. Yani bir havuç. Bir havuç masalan bug'doy yoki arpa. Mana shu miqdor likulli yomin har bir kun uchun beriladi. Bütün Ramazan uchun bitta emas, har bitta kun uchun. Har bitta kunda bir miskinni to'ydirasiz. Yoki o'sha miskinni chaqirib da'vat qilib to'yadigan darajada yani mesela saharlığı bile iftarını birçizden bulurad. Ve fi kıraatin bi izafati fidiyetin vahyelil beyani. Bazı kıraatlarda fidiyetun kelimesini izafa kılıp geled. Yani hazır bir yerde fidiyetun ta'amu bundu. Bazı yerlerde fidiyetu ta'amindir geled. Fidiyetu ta'ami miskinin. Miskinin ta'amını fidiyesidir. Bunda izafa ki beyaniye bulad. Miskinin ta'amıdan ibaret bugün fidiye degan ma'noda. Va qila la g'oyru muqaddaratin. Va yana ba'zi tafsirlarda aytilindiki, la bu yerda muqaddar emas. Hozir yutiqunaga la'ni muqaddar qiluvdi-ku. Kuchi yetmaydiganlar deyiladi. Ba'zilar la'ni muqaddar qilmaymiz, la yo'q. Va kanu muhayyarina fi sadr al-islam bayna as-sami wal fidiyati. Va keyin la'ni muqaddar qilmaganlar aytadiki, İslam'ın avvalida sahabalar roza tutuşlik ve roza tutmasdan fidye verişliğinin ortasında ihtiyarlı ediler. İslam'ın avvalida aytilindiki hala sarayız roza tutuyorlar, hala sarayız tutmuyorlar. Roza tutmayan adamlar fidye versin dilin yanıdır. Sümme nusiha bi ta'yini savmi. Keyin bu hüküm rozanı tayin buluşluğu ile mensuh buldu. Biqavlihi men shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Keyingi oyatlarda sizlarning sizlardan kimiki Ramazon oyiga shohid bo'lsa, u ro'zani tutsin degan buyruq bilan aniq bo'ldi. Endi faqatgina ro'za tutishlik kerak. Qala ibn Abbas ibn Abbas aytdilarki, illal hamila wal murdi'a iza aftarata khawfan ala al-waladi fa innaha baqiyatun bila naskhin fi haqqihima. İbn Abbas aytibdi ki, hamilador xotin ve bola emizadigan xotin, o'zini balası bo'lsin, boshqasini balasini bo'lsin, emizadigan xotin, agar bolaga zarar bo'lishidan qo'rqib, iftor qilsa, roza tutmasa, ular ham mansux bo'lmasdan qolishadi shu oyatda. Ular ham mansux bo'lmagan. Ularda haqqi to'g'risida mansux emas deyapti. Faman tatawwa khayron bi ziyadati alal qodir al-mazkuri fil fidiyati. Endi kimda kim fidyada zikr qilingan miqdordan ziyoda qilib yaxshilikni nafil qilsa. Ya'ni bir miskinning to'yadigan taomini bersa bo'ladi dedi. Uni suyuti masalan mud dedi. Siz 2 mud bersiz shuni. 2ta miskinga bersiz. Fa huwa ay at-tatawwu khayrun lahu. Mana shu ya'ni nafil amali o'zi uchun yaxshidir. Va antasumu va roza tutishlaringiz mubtadaun bu mubtada bo'lyapti. Xabaruhu khayrun lakum. O'zlar uchun yaxshidir degan kalima mubtadoning xabari bo'lyapti. Minal iftor iftordan ko'ra yaxshiroqdir. Val fidiyati fidiyadan ko'ra yaxshiroqdir. In kuntum ta'lamuna agar biladigan bo'lsalaringiz annahu khayrun lakum faf'aluhu. Shuni yaxshiligini bilsalaringiz qilinglar deyapti Alloh taolo. Mana o'tgan oyatlarning davomi. Allah Teala deyapti ki ayyaman ma'dudat. Sanoqli kunlarda deyapti. Qarayin sanoqli kunlar. Bu zarf bo'lyapti. Roza sizlarga shu kunlarda farz qilindi. Bir tafsirga ko'ra mana zarf. Ikkinchi qavlga ko'ra esa ikkinchi tafsirga ko'ra. Kutibaning ikkinchi maf'uli bo'ladi. Kutiba siyamu ayyama ma'dudat. Kutiba majhul bo'lganligi uchun as-siyam noibi fe'l bo'lib ketyapti. Shuning uchun marfu. Agar kataballohu as-siyama desa unda mansub bo'lardi birinchi maf'ul. Ayyaman ma'dudat. Alloh taolo sizlarga ro'zani, sanoqli kunlarni farz qildi degan ma'noda bo'lib, unda maf'ul bihi bo'ladi. Shunda ikkita tafsiri bor. Alloh taolo mana sanoqli kunlar xolos deb bizga yengil qilib, oz qilib ko'rsatyapti. Qo'rqmanglar.
Bir aylık roza sizlerin gözlerinizde köp görünmesin. Bir yıl roza tutmasından yürüpsiler. 11 ay tutmadılar. Bir ay yine roza tutuyorsunuz. Bunu nemesi köp? Nemeye kıyneliyorsunuz? Yani bu kıynemelmez bu. Asan ki o. Yaxşı ki o. Yukarıda ettik ki dünyayı ve ahiravi bütün yamanlıklardan saklanışlarına sebepçi bulur. Bu kalkan bu. Bütün nesillerin geçilerine kalkan. Lekin şundayım yine ayet yapıyoruz ki bana sanaklı az yine günlerdir. Ayeti bağlanan az yine ve kündeki saatler itibardan hem sanaklıdır. Muhtesel yine, kıska yine. Gözlerinizde ağır görünmesin. İçlerinizde kim kesen bu ise? Allah Teala karın asan kıtırıp yine asan kılı yaptı. O yüzden şunu Allah Teala haklısı hem ege fers kısa kılar edir. O yüzden kıska yine bu ise. Fakat yine bir ay bu ise. Bu bir ay mükemmel uza tutmuyorsunuz. Ayda yemene fakat gündüzü tutu yapsalar halas. Şunun için hem de üstünse bulardı. Yine Allah Teala merhamet kılı yaptı ki içlerinizde kim kesel bu ise ya ki seferde bu ise. Keserlik hem şunu de keserlik ki roza tutuşlu gibi zarar kılabiliyor bu ise. Şu adam roza tutmasa caiz. Lekin kesel, kesel ağır ama rozası onge zarar kılmasa. Roza tutsun. Eğer fayda kılabiliyor bu ise elbette tutsun. Şunu de keserlik bu ise ki roza onge zarar kısa şunu da tutmaydı. Ya ki seferde bu ise. Sefer bana cumhurda kavluya göre namaz kasır kılınadigan derecedeki sefer bu ise. Bazı muhakkikler dedi ki, şeriatta sefer dinin yanına çıktı mı insan, şimdi o adam ruza tutmasa bulurdu. Başka günlerden sanaklı günlerdi yaptı. Yani Ramazan ayda ne için ruza tutmayan bu sefer, sanak koyasınlar, başka günlerden kim tutup birazlar. Seferden kayıtken izden ki. Ve keserlikten yaşı bu yerden ki. Ama şu sefer halette, kesen halette ruza tutarsanız, ruza tutkeniz yaşlıdır. Yaşlılar o. Bütün ulamalar, yani cumhur etedi ki, köpçülük ulamalar, mesela Hanefiler hem, Şafiler hem etedi, ilacı var ki ruza tutkeni yaşlı. Kıynasını tutmaya koyuyordu. Hiç kim malamat kımıyordu. Sahabalar etedi ki, biz Ramazan'da sefer kılardık. Bazıları ruza tutardı, bazıları tutmasıydı, birbirini malamat kımasıydı. Lekin bazı alimler etedi ki, ruza tutmasını vacib değil. Ne doğru fikir olur. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam'da görmemiz ki, bazen seferlerde ruza tutkenler. Demek ihtiyarlıyken, sizge bağlı. Küçüz yetse tutayım. Küçüz yetmese kıynasayız, tutmayın. Bizi zamanda bazı Müslümanların akıl yaptı. Ramazan'da ruza tutmasını için. Ya hususen şu zamanlarda yazıya doğru kele yaptı ki. Yazıya doğru kele için. İmkaniyeti var Müslümanlar salkın diyarlarına sefer kılışı yaptı. Ve hem salkın diyarlarına sefer kılışı yaptı ki misafirimizde ruza tutma yaptı. Mesela ötken iliyem Ramazan'da Türklerde cüde katlı itirazı buldu. Yani fasıklardı. Yani dedi ki Ramazan vakti de Türkiye'de Araplar köpeyip gitti. Hususen şu Saudiye'den kegen, Dubai'den kegen, Kuveyt'ten kegen, Katar'dan kegen bu ay diyorlardan ki Araplar köpeyip gitken. Köçeler tola Arap. Erkeğe, hatın. Benim olar ye biçi bir işipti. Türklerde fasıklar itiraz kılı yaptı. Ramazan. Neydi? Ular etedi sefer deydi. Kalem bu caizmez bu. Bir işiz çıktı. Sefer kıldı için. Bir mecburiyet buldu. Ya bir tertip barıdı. Ramazan'da terk kılış niyetiz yok. Şu halette sefer kısayız, onun zararı yok. Allah'ta bir merhameti bu, yengilliği. Lekin bunu hile kıvaladigen bu ise, kasten Ramazan'da sefer kılı yaptı da, Allah Teala seferde bu sefer tutmayasılar digen, de tutma yaptı. Ramazan'da tutmadı mı, ki onu uzları, kengi vakit, haftada bir gün kılıp, zengin zekiyin tutuvalışadı. Tutsa eğer. Bunda kılıçligi, Yahud ve Nasrani'lerde yolu. Bunlar büzdük yolu o zaman. Ramazan'da büzdüyü. Şu ne kılıp büzüledi bu? Ya ki İran'daki Şiyeler ne kıladı? İran'daki Şiyeler Ramazan'dan başka aylarda taş yiyseyem aşkazanı hazım kılıladı. Mıhtı yütseyem aşkazanı hazım kılıladı. Ramazan'daki hemen aşkazanı ağrı kıladı.
Kim doktorlarına barışatı $50, $100 rüşvet verip, para verip, doktorları ularga bunu aşkazanı ağrıydı, ruza tutulmaydı, üzürlüydü. Kağız yazıp, mühür verip, verip. Kendi kağızda alışıp, cüntelerine sahip rüşvette, İran'ın içinde beymalar yiyip yürürlerdi. İran hükümeti sahtekarlık kılıp, polisler tuhtatır, ben gözü tutmayıp, sen tabii kağızı gösterdi, benim en keserime. Polisler bilirdi bu sahtekarlık. Fakat yani dünyada Müslümanlarla anlaştığı için şimdi oyun kılışı yaptı. Ruzu tutmuyordu. Şiyeler hem. Ruzu kemden kem tutuşardı. Bunlar caizmez. Allah-u Teala'nın merhametiydi. Kesel bu sen, seferde bu sen. Kina seni tutmadı yani. Siz hile kıvamayın bunu. Hile gelentirmeyin. Şimdi başka günlerde tutganımızda. Tez tutuşumuz gerek mi? Bir tane gel. Ya geçiktirse bulur adını. İmkanınız bulsa, tezrak tutun. Çünkü bilip bu meyde ertege var mısınız, yok musunuz? Ama keçiktirsizden bulur adı. Çünkü Ayşe anamız dediler ki, ben eğer Ramazan'da hayız görüp kosam, bunu kazalarını keçiktirerdim. Şaban ayıya keçiktirerdim. Resulullah'ın hakkı üçün derdi. Peygamberimizin hakkı üçün keçiktirerdim. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam Şaban ayıda kübruz ettirdiler. Ayşe anamız Şaban ayıya geçiştirdiler ki Resulullah beraber ruza tutardı. Yani ayollarına ihtiyacı kem buladı. Şunun için ruza tutardı. Ama başka vakitleri tutmasıdım ki Resulullah ayollarına muhtaç bugün vakti de biz ruzadar bulup aziyet bir koymayalıktır. Şundan malum oluyordu ki bana geçiştirse bulurarken. Şimdi kaza ruzalardı. Ketmeke tutuş gerek mi ya bölüp tutsa bulurardı mı? Bunda hem şeriatlığa ihtiyar beledi. Ketmek ya tütkünemdi büyürükü müydü? Bölüp tütkünemdi miydi? Kaysanız sizi imkanınız bulsa kılı orası. Şeriat bu meselelerine erleşmeyen, sizi izin veren. Bir tasın afzaldı, merkezini rahat kılıçdakiyiz, caizmez. Ve hala gen vaktinizde tutu orası. Ve alellezine yutikunehu. Şimdi, kalem bu iki yıl tercüme kılın yaptı. Bazılar lanı mukadder kılı yaptı. Takati yetmeydiğin kişileri yedi yaptı. Bazılar lanı mukadder kıma yaptı da takati yetediğin kişileri yedi yaptı. Ben lanı mukadder kıma adımda yutikunanı kıynelediğin kişilerde gittim. Kıynelediğin kişiler siz şunda ligi takati yetmeydiğinler diye manada buladı. Zaten bazı rivayetlerde şunda yutavvakun dükkilerdi. Kıynelediğin kişiler, kıynelip kaladığın kişiler de geledi. Suyut'a etti ki, eğer lan-ı mukadder kısak, bir de mensuhlik meselesi kimiydi. Lekin lan-ı mukadder kımasak, mensuh bu kaladı. Bu kıynelip kaladığın kişiler kimler? Şeyh-i faniler. Yaşı katta olup koyan. Erkek bulsun, ayol bulsun. Yani çal bulsun, kempir bulsun. Şimdi karıp koyan ki, şimdi bargen sana halsiz böyle yaptılar. Yaşı borçluğun umidi yok. Ruza tutulmaydı ular. Şu adamlar fidye verirdi. Fidye, tolav. Tolav verirdi. Her bir günüge bir miskindi toydurduğun derecede. Çünkü şimdi tüzelmeydiğin kesel boyun adamlar. O zaman mesela 20 yaştayı tüzelmeydiğin kesel. Ben de şimdi kesel boyun her bir saatte ya ki yarım saatte buna seyip ya ki hiç tutuşlu kere az azdan. Bu mesela bu miydi? Ruza tutulmaydı. Ağır halif geçip kalırdı. Ular ne kılırdı? Tutulmayanlık için fidye verirdi onlar. Ve şimdi görsem yine kıyas kılırdı. Bu yerge bana hamileler hatınlara koşuluyordu. Hamileler hatınlar, emiz yaptırken hatınlar, balası var hatınlar. Balaya zarar buluştan korksa onların ruza tutması bulurdu. Lekin Şeyh-i Fani'nin hükmü de mi onlar? Ya keserde hükmü de mi? İhtilaf var. Hanefiler dedi ki, onlar keserlerde hükmü de değil. Şunun için, onlar kiyingi günlerden ruza tutup veren değil. Fidye vermeyi de değil. İmam-ı Şafii dedi ki, o, bana bu yutikunanın hükmü de. Şunun için onlar kiyinçeli hem kazasını tutardı hem fidye veren değil. Bazı ulamalar dedi ki, fakat yine fidye veredi, kazasını tutmaya da değil. Bu en zayıf kabul. Üç ola kabul içi de. Hanefiler dedi, bunlar ki inçerlik tutun veredi, fidye vermeye de değil.
Haligi tuzalmaydigan kasal Allohning mo'jizasidan tuzalib qolsa nima bo'ladi? Fidya beruvdi. Ro'zasini tutadi qazolarini. Fidyasini bergandan keyin demaydi. Biz uni tuzalmaydi deb fidya buyurgan edik. Chunki asl roza edi. Fidya esa badaldir. Ro'zani o'rniga kelyapti degan narsa. Modamiki roza tushga kuchi yetdimi, endi roza tutadi. Yoki shayxi foni ham shunday. 80 ga borgan, 90 ga borgan. Borgan sari kuchsiz bo'lib ketyapti, lekin bu yil Alloh taolo kuch quvvat berdi unga. Allohning bir mo'jizasi va bu choldagi kampirning karomati. Roza tutishga qodir bo'lib qoldi. Tutadi bu yildikini. Keyingi holatlarini ko'radi, agar kuchi yetyaptirgan bo'lsa, tutadi. Kuchi yetmasa tutmaydi. La'ni muqaddar qilmasiz, ya'ni la'ni muqaddar qilganingizda mansuxlik masalasi kelmaydi. Ixtilof yo'q. Endi la'ni muqaddar qilmasdan va yutiyakunahu ro'zaga kuchlari yetadigan kishilar desiz. Lekin kuchi yetadigan desiz, albatta oldingi gapga, gapni boshiguncha to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ba'zi qiynaladigan bo'lishlik kerak. Oldingichalik qiynalmasa ham, ozgina qiynaladigan, tutkisi kelmayapti turgan, ro'za tutishligi bilan nafsi qiynaladigan kishilar bunda miskinning taomini fidya qilib bersin deganingizda nima bo'ladi? Demak, insonlar ikkiga bo'linyapti. Yo roza tutadi yoki roza tutalmaganlar fidya beradi. Va ixtiyorli bo'lyapti. Ikkalasidan bittasini qisin degan masala bo'lyapti. Shunga ko'ra Suyuti aytdiki, agar ixtiyor berilgan bo'lsa, bu oyat keyingi oyatdan mansub bo'lgan. Chunki ixtiyor yo'q endi. Hali uzrli insonlardan boshqa hamma roza tutishlik kerak. Masal qiynalyapman deb ro'zani tark qilishlikka haqqi yo'q. Shu mansuxligi masalasida ixtilof bor. O'tgan darslarda ham aytdim, mansux deyishdan oldin sal o'ylab gapirishlik kerak. Iloji boricha mansux demaslik kerak. Tekshirishlik kerak. Endi ba'zi sahobalarning gapiga qaraysizki, mansuxligini ko'rsatadi. Aytadilar, ro'zani masalasida Alloh taolo 3 ta holatdan tarbiya qildi deydi. Avvallari oyda 3 kun ro'za tutilardi va Muharramda Ashurasida roza tutilar edi. Undan keyin Ramazonda roza amr qilindida, xolasa roza tutsin dedi, xolasa fidya bersin dedi. Shu oyat bilan deyiz. Undan keyin Faman shahida minkum ash-shahra oyati bilan roza hammaga farz qilindi deyishadi. Ba'zi sahobalar shuni aytadi. Shuni dalil qilib turib, bu oyat keyingi oyatlar mansub bo'ldi deydi. Mansub bo'ldi degan olimlar ham shu sahobalarning gapini dalil qilishadi. Ammo ba'zi sahobalar borki, mansux emas deydi. Masalan, Ibn Kasir tafsirda shu oyatlarning tafsirida keltiryapti. Va qala al-Buxoriyu, Buxoriy rivoyat qilyaptilar. An ato'in atodan sami'a Ibn Abbas yaqra'u. Ibn Abbas shu oyatni shunday o'qiyapti deganligini. Va alallazina yutawwaquna. Qarang, yutawwaqun. Yatiqun emas, yutawwaquna deyapti. Yutiquna emas, yutawwaqunahu. Ro'zaga qiynaladigan kishilardi. Fidyatu ta'amu miskin. Shu oyatni o'qib, qala Ibn Abbas, Ibn Abbas aytdiki, laysat mansuxatan. Bu oyat mansux emas deyapti. Qarang, mansuxligini rad qilyapti. Huwa li shayxil kabir wal mar'atil kabira la yastati'ani an yasuma. Bu oyat yosh katta bo'lgan erkak va ayollar uchundir. Roza tutishga kuchlar yetmaydi. Fayut'imani makala kulli yawmin miskinan. Shu Ramazondan har kunning o'rniga bir miskinga taom beradi dedilar. Qarang, mana bu kishi mansux emas deyapti. Demak, bu yerda ilmiy masalalar bor. Ulamolar bir narsani mansux dedimi, birdaniga shundayligicha olmaydi. Mansuxni turlari bor-ku. Va mansuxni ma'nolari ham har xil. Masalan, bir mansux bor, bir hukmni mutlaqo yo'qotgan. Bir mansux bor, hukmni yo'qotmagan, u hukmni o'zgartirgan. Demak, bu oyatlar to'g'risida mutlaqo mansux deyishning noto'g'ri bo'lyapti. Agar biz hozir shu yerda islomning avvalida yoki roza yoki masalan fidya ikkalasidan bittasi farz qilinganda desak, unda oyatni boshiga to'g'ri kelmaydi. Nimaga?
Çünkü Allah Teala diyor ki: "Ya eyyuhellezina amanu kutiba aleykumus siyam" diyor. Sizlere roza farz kılındı diyor. Demek roza farz bo'lgan ekan. Ve bu Ramazan, bu ayetlerden maksat Ramazan. Çünkü cennetin yaptı, kimi ki kesel bulsa Ramazan'da, seferde bulsa, başka günleri tutup eren yaptı. Ramazan torsu da gelip gitti yaptı. Çünkü için ihtiyat buluşluk gerek. Tefsirlerdeki gen, gepler, kavuller, alımlarda kavullarını dar uşap, bir taraflı yapılmasını gerek. Fidiyatu ta'amu miskin. Miskinin ta'amı fidiye. Neme o? Yukarıda etkenimizdik, her bir şehirde insanların kündelik yiyen taamı, taam yemek. Hanefiler, ya ki mesela eski ulamalar, şimdi buğday, arpa, hurma deyişedi. Mesela meyiz, aşın yokşagen gürüç, şuna hangi nesiler diyen birisi bulurum deydi. Peygamberimiz Aleyhisselam'da şu nesiler birileridir. Hanefiler dedi ki, pülünü birisiyen bulurum deydi. Ya ki biz zamanımızdaki taamda alıp bir sizden bulurlar. Mesela dedik ki aşk kılıp bir siz, ya mantı bir siz, ya şaşlık bir siz, samsa bir siz, bulurlar, lahman bir siz. Bulurlar bulurlar. Yani bir miskindi taamı bulsun. Taam kalın, bir miskin tuysun. Bu zamanda bazı müllerler ne akıllı şey yaptı? Şu fidyanı meselesi de. Bu mühim mesele bu. Hele Ramazan'da sadaka-i fitir verilirdi ki o. Sadaka-i fitir diyen şu fidyeden alışadı miktarını. Miskindi taamı. Buğday yasaplıydı. Mesela şeriyetteki yan yarım sağ buğday verişlik gerek. Yarım sağ buğday bir yarım kilo bulurdu. Buğday ne çıkıyor? Bir kilosu, iki kilosu bir dolar. Buğday yasaplıp durur. Ha, demek ki biz 1 dolar versek bu oldu deydi. 1 dolar verirdi. 1 dolarga miskin toymaydı ki o. Köp diyorlar mesela bizi diyorlar da yani Türkiye'de. Türkiye'de adamlar 1 dolarga toymaydı. Sınırda toyardı mı Tacikistan'da? O şey 1 günlük toyuşluk gerek. 1 günlük. 1 oturuş demez. Bir günlük tamamını verirseniz bu miskin mesela bunu hemasını bir oturuş deyip koyup yine bağırmıyorsa başka mesele bu. Uzun aydı. Dekin siz bir gün toyadığın derecede verişliğiniz gerek. Şunu bitten miskinge her günlüğe günlük kılıp bir günden bir sizden buladı. Ya ki 30'da miskin, 20'de miskindi. Toplayıp durup bir taneye bir sizden buladı hemasıya. Ya 7'de sizden buladı. Pülünü bir sizden buladı. Miskinden maksat bay bulmayan kişiler. Yetim mi, beyve mi, talibilim mi, musafir mi, kim olsa olsun. Demek Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında buğday ve arpa avruli bulgeni için hadislerde şükürgen. Bizi zamandaki hazır miskinlerine buğday arpa versiniz onu kendine pişirirdi onu. Pişirir miydi ki? Şunun için taam verişlik gerek. Taam verişlik gerek. Yani taamu diyebdi. Femen tatavva hayran fehve hayrullahu. Kimi ki yaşlılığına nafıl kısa, ozu üçün yaşlıdır. Bunun iki de tafsiri var. Biri, şu fidye veriyatlı adam köpürak birse. İşte 2 dolar ya toyadı mı, siz 4 dolar mı haksız? Ya ki bitten miskinmez, 2'den miskinde toydur siz. O yüzden yaşlı burada, sevap burada, Allah yolunda bunu yaptı. İkinci manası, fidye versin dedi ki, lakin şundayım roza tutsa, yaxshi bo'ladi o'ziga. Yoki ham roza tutib, ham infoq qilsa, ham taom bersa, yaxshi bo'ladi. Nafil bo'ladi. Zotan Ramazonni bilasizlar-ku. Ramazon ham roza yemaslik oyi, ham yeyish oyi. Baraka oyi. Iftorda ko'rasiz. Dasturxonda 70 xil nozu ne'matlar. To'g'rimi? Hammasidan oz-ozdan yeysiz, to'yib qolasiz. Bittasidan ko'p yeyolmaysiz. Nafsiz qiynalib ketadi. Boshqasidan yemadingdi. Shuncha hammasidan oz-ozdan yeysiz, to'yib qolasiz. Hamma iftor beryapti turgan, bir-biriga infoq qilyapti turgan. Shu yaxshi ro'zalaringizga. Va antasumu khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Agar bilsalaringiz sizlar, yaxshilikni bilsalaringiz, fazilatni bilsalaringiz, roza tutganlaringiz o'zlari uchun yaxshidir.
Her kendi halette. Seferdeki halette hem ruza tutkenler uzlaz yakşı. Kesel halette hem ruza tutkenler uzlaz yakşı. Ve kıynel yaptırken halatlarız diyem ruza tutkenler uzlaz yakşı. Ruzaya mahkem buluyorlar diye yaptı Allah Ta'ala. 185. ayet. Şehr-i Ramazan'ellezî unzile fîhil Kur'an. Huden linnâsi ve beyyinâtin minel huda vel furqan. Femen şehide minkumu şehre fel yasumuh. Ve men kâne merîdan ev alâ seferin fe iddetun min eyyâmin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Bütün insanlarga hidayet ve hidayet ve furkandan ibaret bugün açık deliller haleti de. Kur'an nazil kılıngan Ramazan ayı. Yani Ramazan ayının faziletine diyemdi. Kimde kim? Sıladi işlerinizden şu ayga şahit bosa, şu ayda hazır bosa, felyesumhu şu ayının ruzasını tutsun. Ve kim de kim kesel bosa, ya ki seferde bosa, başka günlerden sanaklı günler. Allah sizlerge asanlikini hahleydi ve sizlerge kıyınlikini hahlemeydi. Ve iddeni, sanaklı günlerini mükemmel kılıçlarız için. Ve Allah Teala sizlerine hidayet kıyan nesnesine binaen Allah'a tekbir etçileriniz içindir. Ve şayet ki şükür kılsalarınız. Süyüteyat yaptılar. Tilkele yevmu şehr-i Ramazan. O şekiller Ramazan ayıdır. Yani şehr-i Ramazan haber de yaptılar. Tilkele yevmu muktada de yaptı. Eyyemen ma'dudet dedi ki sanaklı günler. O şey sanaklı günler Ramazan ayıdır. Ellezi unzile fihil Kur'anu. Bu Ramazan ayı şunluğu bir ay ki bunda Kur'an nazıl buldu. Nazıl kılındı. Minel levhil mahfuzi levhul mahfuzdan ile sema'i dünya dünyanın asmanıya fi leyletil kadri minhu şu Ramazan ayıda kadir keçesi de. Lahul mahfuzdan mükemmel halette dünyanın asmanına düştü. Huden, halun hadiyen. Huden, yani hadi deyip hal buluyordu. Hidayet kılıcı halette. Mine dalaleti, zalaletten doğru yoluyla başlayıcı halette. Linnasi insanlar için. Ve beyinatin, ayetin vazihatin. Beyinat degeni açık ayetler, mucizeler, açık hüccetler, deliller. Minel huda, hidayetten ibaret buyen. Bime yehdi ilal haqqi, minel ahkami, ahkamlar içinden hakka hidayet kıladigan, hakka alıp baradigan hidayetler. Vel furkan, furkan ve minel furkan, mimme yufarraku beynel haqqi vel batil. Hak bilen batının ortasını aciletiledigan ilimlerden bugün furkan. Furkan digan, hak bilen batının ortasını aciletucu digan. Femen şehide hadara. Kimi ki şahit bu seni, hazır bu se. Minküm silah dişlerizden eşşehra. Şu Ramazan ayında felyasumhu bunun ruzasını tutsun. Ve men kana maridan ev ala seferin kimiki kesel bu seferki sefer kimiki kesel bu seferki seferde bolsa fe iddetun min ayamin ukhar başka günlerden sanaklı günlerde tutun biradı. Taqaddara misluhu bunga o'xshagan ayet yuqorida o'tdi. Va kurrida nimaga takrorlandi desiz takrorlandi li alla yutawahhama nashuhu. Buni mansuhligi gumonga kelmasin deb. Gumon qilinmasin deb. Yani bazılar etti ki bana fidye veriş ya ki ruza tutuşluki ihtiyar veriliyordu. Bu ihtiyar mensuh kılındı dedi. Ki adam da akıl gekiledi ki acaba seferdeki adamlara mı? Dedi. Yani onun üstüge seferdeki adamlara ya ki kesel adamlara ayıge şahit buladı ki. Ulara mı tutuş gerek mi? Yukarıdaki mensuh buldu mu ki diye güman kimesindir? Allah Teala tekrar kildiriyordu. Bi ta'mimi men şehide. Şehideni umumi kuturur. Şehide degen de keselem Ramazan ayıge şahit bulu yaptı, hazır bulu yaptı, seferde giyem. Lekin ular kirmiydi yani. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra.
Allah Teala sizlere osonlikni xohlaydi, sizlarga qiyinlikni xohlamaydi. Valizada halakumul fitra fil maradi va safari. Shuning uchun Alloh taolo sizlarga kasallikda va safarda ro'za tutmaslikni muboh qildi. Lekin nizalika fi ma'nal illati aydon lil amri bis savmi. Shu narsa ro'zaga bo'lgan buyruqning illatini ma'nosida bo'lishligi uchun. Ro'za tutishlikning ma'nosi ro'zaga buyruqdan maqsad sizlarga osonlikni xohlashlikdir. Utifa alayhi va litukmilu bitakhfif va tashdid. Takhfif bilan litukmilu desiz yoki shadda bilan va litukammilu mimga shadda qo'yasiz. Al-iddata ay iddata sawmi ramazon. Ramazonning ro'zasini sanoqlarini mukammal qilishlariz uchun. Ya'ni Ramazonda safarning sababidan kasallik sababidan 10 kun qolib ketdik-ku, xafa bo'lib yuribsiz. Afsus. Qadar ekan. Ramazonga kelib kasal bo'lib qoldimi? Qancha duo qilib yalinib turdim. Ya Robbi, tez-tez shu kasalim takrorlanadi, Ramazonga to'g'ri kelmasin deb, lekin qadar ekan to'g'ri kelib qoldi. Uni savobini qanday qilaman ekan? 10 kun kam bo'lib qoldi ya. Desangiz Alloh taolay aytibdiki, iddatni mukammal qilib, shu 10 kunda yana tutib, xotirjam bo'lishlaringiz uchun. Allohga mukammal itoat qilishlaringiz uchun va hukmiga mukammal amal qilgan bo'lishlik uchun shuni bitirsin deb Alloh taolo sizlarga mana shuni sanib berdi. Valitukabbirulloha inda ikmaliha. Va shu kunlarni mukammal qilgandan keyin Allohga takbir aytishlik uchun. Alama hadakum arshadakum li ma'alimi dinihi. Alloh taolo sizlarni o'zini dinining alomatlariga, dinining shiorlariga boshlaganligi, hidoyat qilganligi uchun Allohga takbir aytinglar deb. Va la'allakum tashkurun Alloh ala zalik. Shoyatki sizlar shu narsalarga ko'ra Alloh taologa shukr qilsalaringiz. Mana ro'zaning farz qilingan oyini zikr qilyapti Alloh taolo. Ochiqchasiga shahr Ramazon deyapti. Ramazon oyi deyapti. Ramazon nima degani? Ramazon degani ahroqa degani, yondirdi degani. Ramazon oyi nima uchun? Ya'ni yondiruvchi deb atalyapti. Shahvatni yondirganligi uchun. Va gunohlarni yondirganligi uchun. Ya'ni ro'za tutgan odam gunohlardan poklanadi. Ro'za tutgan odamni mana shahvati yonyapti, nafsi yonyapti, shayton yonyapti va gunohlari yonyapti, poklanyapti. Shuning uchun Ramazon deyiladi. Va boshqa hikmatlari ham bor. Va Alloh taolo Ramazon oyida ro'za tutishlikni farz qildi bizga. Uni juda hikmatlari shu. Uni tagida ko'p ma'nolar bor. Shulardan bittasi bu Ramazon oyi shunday bir oyki, bu oyda Qur'on nozil qilingan. Qur'on nozil bo'lgan. Masalan, Qadr surasida inna anzalnahu fi laylatil qadr. Albatta biz Qur'onni Qadr kechasida tushirdik, deyapti. Lavhul Mahfuzdan mukammal Qur'on osmonning birinchi qavatiga tushdi. Keyin payg'ambarimizga bo'lingan holatda tushdi 23 yil mobaynida. Bu yerda unzila deb Lavhul Mahfuzdan birinchi osmonga tushganligi qasd qilinyapti. Birinchi osmondan payg'ambarga tushganligi nuzila bo'ladi. Nazzalada keladi. Bu unzilada keladi. Qayerda Qur'onga anzala inzol kelgan bo'lsa, Lavhul Mahfuzdan birinchi osmonga bo'ladi. Qayerga nazzalnahu yoki tanzilun desa, bunda birinchi osmondan payg'ambarimizga kelishlik bo'ladi. Parchalanib kelishlik bo'ladi. Shunga diqqat qilinglar. Qur'on nozil qilingan oy bu. Qarang qanchalik fazilatli. Qur'on nozil bo'lgan. Endi ilmli kishilar, taqvoli kishilar buni biladi qadr qiymatini. Alloh taolo yana tushuntiryaptiki, hudan linnasi. Qur'on insonlarga hidoyat bo'lib nozil bo'ldi. Insonlarga haq yo'lni ko'rsatuvchi bo'lib, haq yo'lga boshlaguvchi bo'lib nozil bo'ldi. Va shu hidoyat haq yo'llardan iborat va haq bilan botilni o'rtasini ajratadigan narsadan bo'lgan ochiq hujjatlar, ochiq dalillar bo'lib. Demakki, Ramazon oyida ro'za tutishligimizni ichida bu amalning tagida shunchalik katta hikmat borki, Qur'onning nozil bo'lishligi. Butun insoniyatning hidoyatini masalasi bor bu yerda. Bu faqatgina ro'zani masalasi emas ekan bu. Buni ichida namoz ham bor, aqida ham bor,
zakotam bor, hajam bor, jihotam bor, siyosat, tijorat hammasi bor. Chunki bu oyda Qur'on nozil bo'lyapti. Demak, shu oyda Qur'on nozil bo'lganligini sababi bor berdi. Qur'on shu oyda nozil bo'lishligi bilan oyning barakati ko'paydi. Barakatli oy bo'ldi. Va Qur'on deb bir ne'mat kelganligi uchun biz shukronasiga roza tutyapmiz. Ya'ni hidoyat kelganligi uchun. Hadislarda keladi payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, İbrahim alayhissalomning sahifalari ham Ramazon oyida nozil bo'lgan. Tavrot Ramazon oyida nozil bo'lgan. Zabur Ramazonda, İncil Ramazondan nozil bo'lgan. Qani Ramazon qanchalik muborak bir oy. Nihoyatda barakatli. Shuning uchun hadislarda keladi Ramazonning fazilatlari to'g'risida. Ko'p hadislar bor. Dunyoviy va uxroviy tarafdan har sohada nihoyatda barakatlidir. Va Qadr kechasini fazilatida o'qidilar hadis kitoblarida nima deyiladi? Qadr kechasida Ramazondagi Qadr kechasida sizga bir yillik qadaringiz yoziladi. Qani Ramazon oyi shu darajada barakalikki, bir yilingizga ta'sir qiladi. Bir yilingizga. Va Qur'on nozil bo'lishligi bilan butun hayotingizga, butun insoniyatga ta'sir qilyapti degan oy bu. Shunchalik fazilatli oy. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar, kimiki Ramazonning ro'zasini uzursiz holatda tark qiladigan bo'lsa, shu bir kunini. Shuni qazosiga bir umr ro'za tutsa, uni qazosini ado qila olmaydi. Ya'ni fazilatini topa olmaydi. Fazilatini tushungan bo'lsalaringiz, faman shahida minkum shahra, sizlardan kimiki shu oyga shohid bo'lsa, guvoh bo'lsa, falyasumhu ro'za tutsin deyapti. Shu oyga yetishdingizmi? Ro'za tuting. Shuning uchun Ramazon oyi kelishdan oldin hamma duo qiladi, nima deydi? Yo Robbi, bizni Ramazonga yetkizgin deydi. Faman shahida. Bizni bu fazilatlarga yetkizgin deydi. Haqiqatan biz buni yalinib so'rashligimiz kerak Alloh taolodan. Hadislarda keladiki, Ramazon oyi kelishligidan oldin Alloh taolo jannatlarni ziynatlaydi. Jannatlar ziynatlanadi. Ramazon boshlangandan keyin jahannamning darvozalari berkiladi, jannatni darvozalari ochiladi, shaytonlar zanjirlanadi. Shunday bir oy bu. Nafllariga farzlarning savob beriladi. Farzlariga 70 ta farz savob beriladi. Barakat, birodarlik, uquvat, muhabbat, yordamlashishlik, mag'firat oyi Ramazon oyi. Shuning uchun roza tutinglar deyapti. Endi mana shu masala bizning zamonimizdagi katta ixtilofni yechyapti. Bizning zamonda ko'ryapsizki, hamma televizorga qarab Saudiya qachon boshlar ekan ro'zani? O'zbekiston qachon boshlar ekan? Turkiya qachon boshlar ekan? Deb televizorga qarab o'tirgan. Ba'zilar biz Saudiyaga yashaymiz deydi. Ba'zilar biz o'zimizni mamlakatda e'loniga yashaymiz deydi. Shu bilan ixtiloflar. Ramazonning boshlanishida ham ixtilof, hali bitgandan keyin bayramda ham ixtilof. İxtilof qilishadi. Aslında bunda ixtilof bo'lmasligi kerak. Alloh aytayaptiki, "Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu." Sizlarning ichlaringizdan kimiki oyga shohid bo'lsa, roza tutsin deyapti. Oyga shohid bo'lishlik bu TV'ga qarashlik bilan bo'lmaydi. Osmonga qarashlik bilan bo'ladi. Hilolga qarashlik bilan. Payg'ambarimiz alayhisolam aytadilarki, "Sumu li ru'yatihi." Yangi oyni ko'rib ro'zani boshlaydilar. "Va aftiru li ru'yatihi." Va yangi oyni ko'rib ro'zani bitiringlar dedilar. Biz TV'larga emas, Saudiyaga hukumatga emas, oyga qarashligimiz kerak. Alloh taolo bizni hukumatlarga muhtoj qilmadi, alhamdulillah. Hozirgi musulmonlar o'zlari dangasachilik qilyapti, oyga qaragisi kelmaydi. Shahardagilar bahona qiladiki, shaharda ko'rinmaydi oy deydi. To'g'ri, shaharda ko'rinmaydi. Bir soat safar qilsang, safar shahardan. Bir soat chekiga chiqsang, ko'rinadi. Shaharlarda hali nur ko'p bo'lganligi uchun yulduzlar, oylar ko'rinmaydi. Sal chekaroq qatsiz, qishloq yerlarda nur kam chiqadi. Shuning uchun yulduzlar, oylar ko'rinadi. Qara, nimaga erinyapsan? O'zi ham mashhur hukumatlarga tashab qo'yibdi-da, keyin hukumatlarni ma'lumot qiladi. Bular haqni gapirmaydi. Bular o'zini manfaatiga ko'rib qarab to'g'rilaydi. Ularga Ramazonda ahamiyati yo'q, deydi. Senga Ramazonda ahamiyati bo'lsa, nimaga oyga qaramayapsan? Payg'ambarimiz amr qilyapti-ku. Oyga qaraylardi. Eng sahihi shu, mana oyatdan aytayapti, kimiki oyga shohid bo'lsa, roza tutsin, deyapti.
Demek ki sizge Ramazan geldi mi roza tutarsınız. Kime gelmişse tutmuyorsunuz. Yine bir de fatva var. Etiledi ki, bir İslami memlekette ay görülse, hemen çünkü yeri geçse bulur adıken fatvaya var. Bu fatva doğru, lakin hilafette merkezige etlengenir. Hilafet merkeziden ilan kılınsa ki, şu günü roza tutuyor biz ise, bütün İslam alamın yeri geçse bulur adı. Birle başlaşır, birle bayram kılıçlı gücün. Lakin o Saudiyenin onun diye haysiyeti yok. Saudiye aslında hilafet merkezimiz. Bütün İslam olanı başkaralma yaptı. Ve başka hükümetlerine kilerdiğin yaman güman elde yaptı mı kendiğin güman Saudiye'ye hem kilerdi. Saudiye'nin hem hükümeti İslam değilmez ki. Bunlar hem elde yaptırgendir. Kim biledi onu? Kefaleti yok. Bunun için biz Kur'an-ı Hadis'ken bakılıştığımız gerek. Kur'an-ı Hadis ayıya bağlı yaptı. Yenge ay hilalge karayasız. Ay ilimden örgeneyim. Demek en sahih kavul ayıya karayasılık. Allah da ne için ediyordu? فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ediyordu. Kimi ki kesel olsa ya ki seferde olsa başka günlerden sanaklı günler dedi. Süyüte etkenliği bunu tekrarlan geldiğinde sebebi Hazreti Allah Teala kimi ki içlerinden ayıya şahit olsa dedi şu ayıya yetişse ayıda körse dedi yani de bunge musafirem kirk ededi, keselem kirk ededi. Şeyh-i faniyem kirk ededi. Ve başka yerlige hamileler, hatınlarem kirk ededi. Bu yerde umumilik ya. Peki Allah-u Teala yukarıdaki meseleler yine tekrar keliştiği işare kılıp bunu tekrarla yaptı. Kesellerde meselesi, musafirlerde meselesi yukarıda etinin geldik. Kıynelse ruza üstüme kıyıyorsun. Şeyh-i faniyin meselesi ne bu şey? Bu yerde Allah-u Teala o şey farz kılınken rozanı kaçan bölüşlüğü tayin kılıyaptı, Ramazan dedi ve onun faziletini bayan kılıyaptı. Yuridullahu bikumul yusra. Allah Teala sizlerge asanlikini haklıydı. Ve la yuridu bikumul usra. Sizlerge kıyınçlikini haklamaydı. Kalın. Allah Teala daim bizge asanlikini haklıydı. Ve bunu biz Ramazan'da farz kılınışlıgi, Ramazan'da rozasından maksat asançılıyken, kıyınçliyemezken. Şunun için yukarıda ettik. Kimi ki ruzanı kıyındıysa kafir buladı. Bu bitti tafsir. İkincisi, sizlerge biz kesel haletlerinizde, sefer haletlerinizde tutmasalarız bulur adı yaptız. Asanlıydı hale yaptı sizlerge. Kıyınlıydı hale miyimiz diye yaptı. Hakikaten İslam dini insanlarına asanlıydı haklıydı ve asanlıydı alıp geldi. Ötken tafsirlerde gördüleriz. Mesela aldığı şeriatlar yani insanlar için İslamçılık mükemmelmez. Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatçılık mükemmelmez. Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatı nihayette mükemmeldir. Çünkü bütün ümmetler, bütün insanlar hursan budur, bunu kabul kılıçlı ikkiler gidi. Peygamberimiz Aleyhisselam hem sahabelerine daim ederdiler ki yessiru ve la tuassiru, asanlaştırırlar, kıyınlaştırmıyorlar. Beşiru ve la tunaffiru, sevdirirler, beşaret verirler, sevintirirler, hursan kılırlar, nefret kıldırmıyorlar, derdiler. Peygamberimiz Aleyhisselam daim asan amelini tellerdiler. Ümmeti kıynelmesindir. İslam şimdi mükemmel dindir. İnsanlar da kıynelişliğini hala mıydı? Allah da loza eti yaptı. Allah sizlerge asanlıktı haklı dedi yaptı. En asan, en yaşlı yol İslam yoludur. Köçedeki cahiller İslam'da kıyındı böyle yaptı, amel kime yaptı? Onge dindarlar sebepçi. Dinde ularge ya davet kime yaptı ya ki ne doğru çündür yaptı. Mesela en asan hayat, en güzel hayat, dini hayattır. Ve yine Allah Teala bana şu Ramazan'da farz kıldı ve Ramazan'da kesel buyan, seferde buyanlardı izin verdi. Ne demek? Ve li tükmirul iddete. Ruzanı, günlerini mükemmel kılıçlarız için. Tule, tüküs, tüçleriz için. Yukarıda etkenimizdik. Siz mahzun bulup kalmayın, kesel bulup Ramazan'da tutelmedim ya. Seferde bulup tutamıyor kaldım ha, de mahzun bu mu, hafa bu mu? Ben Allah Teala sizge başka günlerde tutup birersen diye yaptı, şu günlerde mükemmel kılıyorlardı. Yani Allah Teala Ramazan ayında sizlerge ruzanı farz kılı yaptı. Bana şu bilgilengen günlerini mükemmel tutuyorlardı. Vali tukebbirullaha ala mehedekum ve Allah Teala sizlerde hidayet kıyken nesesine göre Allah'a takbir etçileriz için. Allah hidayet kıldı sizlerdi. Bana Ramazan'da ruza tutuşken hidayet kıldı. Ve yine mükemmel bu sevaplarga.
İkide tafsir bo'ladi. Biri xususiy ro'zaga tegishli, ikkinchisi umumiy. Butun hidoyat masalalari. Alloh taolo sizlarni islomga, iymonga hidoyat qildi. Shuning uchun Allohga takbir aytinglar. Allohu akbar deylar. Shu oyatni dalil qilib jumhur aytadiki, demakki Ramazon bitgandan keyin takbir aytishlik kerak ekan deydi. Ba'zilar aytadi, Ramazonni oxirgi kuni bitib, shomga kirasiz, iftor bo'ladi. Shu vaqtda aytsin deydi. Chunki Ramazon bitdi. Shomdan keyin Shavvol boshlandi. Shu vaqtda takbir aytsin deydi. Ba'zilar aytadiki, ertalabdan aytsin deydi. Ba'zilar aytadi, uydan idgohga, id namoz o'qiladigan yerga ketyapti turganda aytsin deydi. Ba'zilar aytadi, imom chiqib xutba vaqtlarida namoz o'qib bo'lgunigacha takbir aytsin deydi. Har xil qavullar bor. Hanafi mazhabida ham bor. Ramazon bayramida uydan chiqib bayram namozini o'qigani ketyapti turganda va qaytyapti turganda takbir aytsin deydi. Ammo Abu Hanifa maxfiy aytsin deydi. Shogirdlari jahri aytsin deydi. Qurbon bayramida ham bor. Ramazon oyiga qarang, takbir oyatda kelyapti. Takbir aytinglar deb. Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh va Allohu akbar. Allohu akbar va lillahil hamd. Sahobalar aytishardi. Va la'allakum tashkurun va shayatga shukr qilsalaringiz. Buni ham ikkita tafsiri bor. Biri ro'zani masalasiga tegishli xos shukr, ikkinchisi butun islomga tegishli umumiy shukr. Shukr qilinglar. Va yuqorida shukrda aytdik, qalbda bo'ladi shukr. Qalbingizda muhabbat qilishlik va ta'zim ko'rsatishlik bilan, tilda bo'ladi, tilda Allohni maqtashlik bilan, ne'matlarni zikr qilishlik bilan va jasad bilan shukr bo'ladiki, itoat qilib ibodat qilishlik bilan. 186. oyat. Va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'vata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Va kullarim sendan meni to'g'rimda so'rashganda albatta men yaqinman. Duo qiluvchining duosini qabul qilaman. Menga duo qilganda. Shunday ekan ular ham menga ijobat qilsin. Va menga iymon keltirsin. Shoyatki to'g'ri yo'lni topsalar. Suyuti aytibdilar va sala jama'atun an-nabiy sallallohu alayhi va sallam aqribun rabbuna fanunadihi am ba'idun fanunadihi. Bir jamoat sahobalar payg'ambarimiz alayhisalomdan so'rashdiki, Robbimiz yaqinmi, munojat qilaylikmi, yo uzoqmi, nido qilaylikmi? Munojatni bilasiz, ya Robbi, gunohlarimni kechir. Past ovozlar bilan. Nido, ey Robbim, gunohlarimni kechirgin, deyishlik. Maxfiy zikr qilaylikmi, jahri zikr qilaylikmi? Deganda fanazala shu oyat nozil bo'ldi. Va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sendan qullarim meni to'g'rimda so'raganda albatta men yaqinman. Minhum ularga yaqinman. Bi ilmi ilmim bilan. Ilmim bilan yaqinman. Nimaga bi ilmi deyapti? Ya'ni zoti bilan emas demoqchisi. Qaribunni ta'vil qilyaptilarki, Alloh taolo zoti bilan yaqin emas, ilmi bilan yaqin deyapti. Ya'ni jumhurning fikri shu. Jumhur shunday ta'vil qiladi. Ba'zilar aytadiki, zoti bilan yaqin deydi. Va ba'zilar eng tahqiqi shuki, Alloh taolo yaqin, kayfiyatdan bahs qilmaymiz. Yo'g'iga kirmaymiz. Yaqin deymiz bas. Iymon keltiramiz, kayfiyatdan bahs qilmaymiz. Fa akhbarahum bizalika. Alloh taolo shuni xabar berdi ularga. Ujibu da'vata da'i za da'ani. Menga duo qilganda duo qiluvchining duosini qabul qilaman. Bi inalatihi ma sa'ala. So'ragan narsasini berishlik bilan. Falyastajibuli duoi bi ta'ati. Ularam meni duolarimni qabul qilsin, ya'ni ibodat qilishlik bilan. Men ham ularni chaqirdimki ibodat qilinglar. Ya ayyuhallazina amanu deb chaqiryapti-ku Alloh taolo. Va yu'minu bi va iymon keltirsin, yudavi mu'alal imani bi. Menga bo'lgan iymonda davomli bo'lsin. La'allahum yashudun yahtadun. Shoyatki rusht topsalar, ya'ni to'g'ri yo'lni topsalar, deyapti Alloh taolo. Mana bu oyatning nozil bo'lishligi sababi to'g'risida bir necha hadislar bor. Biri bu suyutayotganda bir jamoat kelib aytdiki, ya Robbi, ya Rasululloh, biz Allohga murojaat qilaylikmi, yaqinmi yoki nido qilib ovozimizni baqirib zikr qilaylikmi, uzoqmi deganda shu oyat nozil bo'ldi. Yana ba'zi ulamolar aytadiki,
sahabalar avazını kütarıp zikir kılıyıp durdu. Şu ayet nazil bildi, Resulullah oladı men kıldılar. Allah Teala bana uzun yakınlığını, dualarını kabul kılıştığını ilan kılıyıp. Bu ayette ötken ayetlerine ne alakası var? Ötken ayetlerde Allah Teala asası üçte nesini büyürdü. Kasas, vasiyet, ruza. Üçte nesine büyürdü de Allah Teala kullarını yaş görüldü. Ve mumun kul kendine buluşluk gerek. Büyürlükte sözsüz itaat kılıştık gerek. Sözsüz itaat kıldık mı? Allah et yaptı ki kullarımı yakın ben yaptı. Biz yakın mıyız yaptı. Ne mi duayım bu sebebiyle ben yaptı. Hani sevmengi itaat kıyın. Meni şeriatim gemel kıyın. Kur'an-ı hadisi mahkem şeyin. Ne mi hacatim bu sebebiyle ben yaptı Allah Teala. Şunu diye alakası var. Ve siz amel kıyın sana Allah'a yakınlaşıp git olasın. Amel bile yakınlaşasın. Amel kılmasayız, nesabiz sizi yakınlaştırmaydı. Puliz, abruiz, mensabiz, dostlarınızı köprüge sizi Allah'a yakınlaştırmaydı. Allah Teala uzunu yakınlığını ilan kılıyordu. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي عِبَادِي خَلِينَ kullarım diyordu. Bu yan bir şeref, abru, nimet. Demek ki siz Allah'a dua kılıştığınızda Allah'a kulu buluyordu. عِبَادِي diyordu. Benim kullarım diyordu. Senden sonra size meyle doğrumda diyordu. Şu yerde mükemmel bir balagat var. Gapti kelishligi aslida shunday bo'lishligi kerak. Va iza salaka ibadi anni faqul inni qoribun bo'lish kerak aslida. Qullarim sendan meni to'g'rimda so'raganda ularga aytkinki bo'lish kerak, ammo aytkinki degan narsani zikr qilmayapti Alloh taolo. Qarang. So'rassa deb turib, albatta men yaqinman deyapti. Qarang, ham Muhammad alayhisalomga ham so'raganlarga to'g'ridan-to'g'ri javob beryapti. Yani Allah Teala peygamberimizi vesile buluşluğuna çıkarıyordu. Allah'ın yakınlığı şu derecede ki Allah Teala'nın sizinki yakınlığı da Muhammed Aleyhisselam hem ortaya kiralmıyordu. Cibril hem kiralmıyordu. Allah'ın yakınlığı da hiç nese vasıta bulmuyordu. Hiç kendinese vesile bulmuyordu. Fakat yine Allah'ın isimleri, sıfatları ve salih emelleri vesile buladı halas. Hiç kendi zat vesile bulamıyordu. Ve Allah Teala uzunun yakınlığını tehdit bilen fe'inni qarib diyordu. Elbette ben yakın ben diyordu. Yani kimi ki Allah Teala'nın uzağıdırsa kafir buladı. Ya ki uzağıdır bir etikadıysa kafir buladı. Allah uzun ilan kılıyordu ya. Fe'inni elbette ben yakın ben diyordu. Şunun için biz hem de Müslümanları getirip şey sizler Allah'a yakınsınlar. Ne mi hacetim olsa dua kıyın Allah Teala'ya. Allah'tan uzunu uzağıdırma giyin. Biz şeyhimizga yaqinlashamiz, biz avliyolarga yaqinlashamiz, biz payg'ambarlarga yaqinlashamiz, ular biz Allohga yaqinlashtiradi, demi? Bu mushriklar aqidasi bu. Mana qarang Qur'on nima deyapti? Ey Muhammad, sendan meni kullarim meni to'g'rimda so'rassa, albatta men yaqinman deyapti, qarang. Alloh taolo aytmayaptiki, kullarim so'raganda aytgin, senga yaqinlashsin, sen menga yaqinlashtirasan, demayapti-ku. Men yaqinman deyapti. Shunchalik dalildan keyin qanday qilib yana o'zlarini pirlarini, avliyolarini, ruhlarini Alloh bilan o'zlarining o'rtasiga vasila qilishadi, robita qiladi, vosita qiladi. Biz ularga avval yaqinlashligimiz kerak deydi. Bu joiz emas, bu mushriklardan qidasi bu. Alloh taolo yaqinligini e'lon qilib, ujibu da'vata da'i iza da'ani. Duo qiluvchi menga duo qilganda, uning duosini qabul qilaman deyapti. Ya'ni va'da beryapti. Duoingizni qabul qilaman deyapti. Allohga duo qilib nimani so'rasiz, Alloh taolo beradi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, inson Alloh taolodan bir narsani so'rasa albatta beradi, modomiki shoshilmasa. Sahobalar aytdi, nima u shoshilishligi? Aytadiki, duo qildim, duo qildim, Alloh taolo duoimni qabul qilmadi. Deydi, duosini bekorga chiqarib yuboradi. Vaholanki Alloh taolo albatta duoingizni qabul qiladi. Uchta narsadan bittasi. Yo so'ragan narsangizni o'zini beradi. Katta ne'mat. Ya ki sorayan nasihizi vermeydi de şunu savabını ahiretke zahirak koyar. Büyüm katta nimet. Kıyamet günde kağıtta kete savabları körü hayran kalası. Ya Rabbi bulakattan geldi bu amelleri kımadım ki. Diyenizde Allah'a dedi ki sen falan falan nasihleri sor o değil mi? Benim odum. Ahiretke zahirak koydum. Saka anca hursan bulası. Ya Rabbi kendiyem yakşı öptü ya. Şunun için duayı hiç kaçan zayıf olmuyordu. Üçüncüsü şu duayızdan kança savab hasıl olsa, şu savabın mukabilindeki belalarda kaytaradan Allah'a.
yomonliklarni qaytaradi. Qarang, uchalasidan bittasi albatta bo'ladi. Shuning uchun doim duo qilavering, doim so'ravering, hech qachon ma'yus bo'lmang, umidsizlikka tushmang. Alloh va'da beryapti, qabul qilaman deyapti. Ijobat qilaman deyapti. Falyastajibuli, ular ham menga ijobat qilsin. Men Robbul alamin bo'lib ularning talabini qabul qilgandan keyin, nimani so'rasa berganimdan keyin, ular nimaga meni talabimni qabul qilishmayapti? Nimaga meni buyruqlarimni qabul qilmayapti? Meni ham buyruqlarimni qabul qilsin ular. Itoat qilsin, ibodat qilsin, faqatgina meni aytganim bo'lsin. Men ulardan nimani talab qilsam, ya yuhallazina amanu degandan keyin labbayka deysin va faqatgina menga itoat qilsin. Va yu'minu bi, menga iymon keltirsin. Qarang, ijobatdan keyin iymon kelyapti. Ijobat qilamiz, itoat qilamiz, keyin iymonimiz bo'ladi. Amal qilmasdan iymon bo'lmaydi. Amal qilmasangiz, gunohlarni bilasiz, shirkka olib boradi. Iymondan ketib qolishingiz mumkin. Bu bir tafsir, ikkinchi tafsir esa iymonlarda mustahkam bo'lsin, iymonda istiqomat qilsin degan. La'allahum yashudun shoyatki ular to'g'ri yo'lni topsalar deyapti. Demak, bütün masalalarda doğru yolda topishligimiz uchun ikkita narsa: Allohga ijobat, har qanday holatda labbayk deyishlik va iymonimizni mustahkam qilishlik. Keyin bütün masalalarda doğru yolda topgan bo'lamiz. Alloh taolo bizi va bütün ummatni roshidinlardan qilsin. Haq yo'lda topgan kishilardan qilsin. Amin.